Türkiye'den bir çanta markası çıkar mı? Çıkar. Peki bu marka bütün dünyada 5 kıtada birden satılır mı? Satılır. Bu markanın adı Mehri Mu ve markanın kurucusu Güneş Mutlu Mavi Tuncalılarla birlikteyiz. Güneş Hanım, ben sizin markanızın hikayesini öğrenmek istiyorum ama önce sizin kişisel hikayenizi öğrenmek istiyorum. Nerede, kaç yılında doğdunuz, nasıl bir ailede büyüdünüz, eğitiminiz ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi, sizi yakından tanıyalım. Çok teşekkür ederim Tülay Hanım. Ben 1980 yılında İstanbul'da doğdum. Böylece artık 40'lı yaşlara girmiş olduğumda ortaya çıkmış oldu. Nasıl bir ailede büyüdüm? Annem İtalyanca filoloji mezunu, İtalyanca tercümanlık yaptı iş hayatı boyunca. Babam da gazeteci. Dolayısıyla hem dile çok ilgi duyarak ve değişik kültürlere ilgi duyarak hem de babamın gazeteciliğinden dolayı çok fazla içerik yaratma konusuna ilgi duyarak büyüdüm. Bir de bunun yanında dedem de, rahmetli dedem de çok bütün ömrü boyunca binlerce çok girişimi olmuş olan, yüzlerce bize patent bırakmış olan bir girişimci. O da eğitimciydi ve bir üniversite kurucusuydu. Çok çeşitli sektörlerde renkli kişilikleriyle faaliyet göstererek aile bireyleriyle büyüdüm. Kendim de psikoloji eğitimi aldım. Peki kariyeriniz nasıl ilerledi? Kariyerim çok enteresan bir şekilde ilerledi. Psikoloji eğitimi alırken Amerika'da hiçbir şekilde psikolog olmayı düşünmüyordum. Bana da sordukları zaman sen neden psikoloji okuyorsun diye diyordum ki bu benim hayatta en çok okumadığım ve okumak istediğim ve en merak ettiğim konu. Size şöyle söyleyeyim, Robert Koleji öğrenciyken epey kötü bir öğrenciydim. Bunu şimdi artık gururla söylüyorum çünkü o zamanlar tabii ki bu beni çok üzen bir konuydu. Tam da nasıl başa çıkabileceğimi bilmiyordum durumla. Sonrasında tabii sağ olsun okulum beni girişimcilik konuşmalarına vesaire hep çağırdı, davet etti. Ama şunu söylemek istiyorum, lise sondayken bize psikoloji dersi başladı ek ders olarak. Ve sınıf öyle bir hocamız var ki inanılmaz sert, inanılmaz zor sorular. Sınıfın en fenalı, en kötü öğrencilerinden olan Güneş, sınıf birincisi psikolojide, sınıf dökülüyor. Böyle komik bir anım olmuştu ve dedim ki, zaten hep çok meraklıydım, kesinlikle benim Amerika'ya gidip psikoloji okumam gerekiyor. Tam da nedenini bilmeden, hani birazcık kendim için de merakımdan okudum. Sonrasında da Türkiye'ye döndüm. Devamını sizin yönlendirmelerinize göre anlatayım isterseniz. Tabii. Peki Türkiye'ye döndükten sonra neler yaptınız? Mezun olduktan sonra nerelerde, hangi pozisyonlarda çalıştınız? Şöyle oldu. Türkiye'ye dönmeden önce aslında benim planım, ben Pensilvanya'da çok küçük bir üniversitede okuyordum. Oradan da hayalim New York'a gitmekti. Birçok arkadaşım, genelde Amerika'da okuyan Türk arkadaşlarım da öyle, Amerikalıların kendileri de öyle, daha büyük şehirlere gidip oralarda kendilerine, hani benim zamanımda böyle iş bakmak, o şekilde ilerliyordu herkesin hayatı. Benim de planım buydu. Fakat son dönemimde, üniversitenin son döneminde Dubai'de tatilde eşimle tanıştım. Ve o tanışma beni ona daha yakın olabilmek için İstanbul'a getirdi. Demek ki sonradan düşünüyorum ki ben böyle şeylere çok inanırım. Kısmete, şansa, bazı şeylerin olması gerektiği gibi olmasa. Demek ki ben de aslında bir yandan da çok da gitmek istemiyormuşum New York'ta yaşamaya diye düşünüyorum. Eşimle de tabii ki de beraber olmak için ve yakın olmak için, dediğim gibi de İstanbul'a döndüm. Döner dönmez de babamın o zamanki çıkardığı gazete olan Vatan Gazetesi'nde çalışmaya başlamak istedim. Dediğim gibi zaten psikoloji okumuştum ve hani çok da kafamda bir kariyer planı yoktu. Açıkçası böyle tasarımcılık falan, hani özellikle rahmetli dedem çok kızardı yani, böyle hani tasarımcı olmak istedim. Okumak istiyorum desem bile hani ne alaka şimdi, niye tasarım okuyacaksın gibi bir şeyle karşılaşabilirdim. Ama hani içimden de hep böyle bir istek, bir merak vardı. Tabii daha oralara gelene kadar çok yollardan geçtim ama şöyle söyleyeyim. Vatan Gazetesi'ne hemen ailemle çalışmaya başlamak istedim. Vatan Gazetesi yeni kurulmuştu ve bir heyecandı. Dolayısıyla hemen işi öğrenmek istedim. Hiçbir zaman gazeteci olmak istemedim. Ama gazetenin hani editoryal kısmı, yazarlık kısmı, bir gazete nasıl çıkarılır, nasıl olur, tabii ki de çok meraklıydım içine doğduğum için. Babam da beni hemen reklam satışa koydu.
Ben tabii çok bozuldum bu işe. Ben zannediyorum ki yazı işlerinde takılacağım, eğleneceğim. Hani çok çok bozuldum bu işe. Hiç anlamam, bilmem yani. Tabii üniversitede business dersleri de aldım, ekonomi aldım, pazarlama aldım. Hani öyle şeyler aldım ama çok da ilgim yok. Ondan sonra beni hemen tekstilde başlattılar. Patronum hatta Nur Hayat, kulakları çınlasın şimdi. Onun yanında dolaşıyordum toplantı toplantı. İşte not alıyordum vesaire. Ama işte sütun santim hesabı, ordino şu bu, eski tip bu, işte gazetelerdeki reklam satma ve bir aslında yani ticari olarak bir gazete nasıl döner kısmını güzel satış tarafında öğrendim. Ve bu benim şansımda çok vazgeçilmez bir ders oldu. Ve bütün iş hayatım boyunca ne kadar yaratıcı, güzel, anlamlı, duygusal bir iş yapsan bile onun makinesini, ikisini birbirini tamamlayan makineler, iki ayrı makine olduğunu, satışın da içerik yaratılan kısmında birbiriyle bağlantılı olduğunu, birinin birbirinden daha önemli olmadığını, ama tabii ki bu satış becerisinin de olması gerektiğini deneyimlemiş oldum. Sonrasında çok uzun bir yol, arada sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen kesin beni. Kısa geçeceğim tabii ki Mehrimu'ya kadar olan kısmı ama sonrasında biraz öyle devam ettim. O sırada da işte eşimle evlenme planları yapmaya başladık ve bir yandan da kendi düğünümü planlamaya başladım. Tabii o zamanlar benim yaşım çok küçüktü. Ben her şeye böyle çok meraklı, böyle küçük küçük heyecan duyup yapan bir yapım vardı. O 25 yaşındaydı. O zamanlar 25 yaşındayım şimdi bu anlattığım hikayede. 25 yaşındayım, işte bir yandan evlenme planları yapıyorum. Bir yandan işte gazetede reklam satışta çalışıyorum. Bir yandan da düğünümü tabii kendim plan ve dediğim gibi aslında o tasarım özlemim birazcık o düğün planlama ve genç yaşın verdiği o şevkle ciddi bir benim için uğraş haline dönüştü. Ve orada oturdum, bununla alakalı bir boşluk olduğunu, yani düğün planlamada hani evet düğün organizasyon şirketleri vesaire olabiliyor ama hani kendiniz meraklıysanız, bir şeyleri almak istiyorsanız, kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız boşluk olduğunu gördüm ve biraz bunun üstüne çalışmaya başladım. Bunun üstüne çalışmaya başlarken de Amerika'da da işte birkaç web sitesiyle görüşmüştüm. Onlarla hani neler yapılabilir, edilebilir. Daha o zamanlar biliyorsunuz bu tip böyle niş siteler hiç yoktu. Çok büyük site, hani hepsi burada vesaire gibi siteler vardı. Ama hani niş, özel ürünlerin satıldığı e-ticaret siteleri yoktu. Ondan sonra evlendim ve tabii evlendikten sonra o evlilik dükkanı hevesim birazcık daha farklı hani hayatımın içerisinde ihtiyacım olan ürünler hevesine dönüştü ve çevremde de aslında internette bu kadar çok vakit geçiren insanların ellerinin altında böyle derli toplu güzel ürünlerin bulunduğu bir site olması gerektiğini fark ettim. Ve aslında şirketimi şimdi Mehrimu tabii markanın ismi, şirketimin ismi Nar Danışmanlık. Nar Danışmanlığı'nın altında ilk defa aslında chichiqueen.com'u kurdum. 2006-2007'ydi galiba. Ve oradaki bütün düşüncemde, bu arada chichiqueen.com'a gelene kadar da arada şeyi atladım, gazeteden bu sefer dergilere geçiş yaptım ve dergilerde de bütün işte o zamanlar önce Vatan Dergi grubuydu, sonra Mutlu Dergi grubu oldu. İşte In Style, Fortune, Madame Figaro, Martha Stewart Weddings, bütün bu dergilerin işte Türkiye'ye gelmesi, lisans anlaşmaları, bütün bu işte royalty'ler, telifler, hani işin o tarafını hem o tarafını hem pazarlama kısmını önce öğrendim, sonra ben de biraz daha yönetici pozisyonunda çalışmaya başladım. Oradan da pazarlama dünyasına da bir girişim olmuş oldu. O konuda da birazcık pişmiş oldum. Ve chichiqueen'i tamamıyla hani bu hem ailemden gördüğüm, hem kendim de birkaç yıl içerisinde öğrendiğim içerik yaratma ve ticaretle birleştirme olarak düşünüp kurdum. Chichiqueen macerası yaklaşık bir 3-4 sene sürdü. Hatta onu da gazeteci Elif Tanrıyar'la birlikte yapıyorduk. O da sonradan Türkiye'nin çok önemli bir kitap editörü oldu. Zaten hep çok ilgiliydi bu konuyla. Elif'le birlikte tamamen bir dergi tadında yapıyorduk. Ama içeriğinde de kapattığımda 100'e yakın markayla çalışıyorduk. Ve aslında çok başarılı bir siteydi. İşte American Express'in kataloğunu tedarik eder hale gelmiştik. Ve kendi işi içerisinde çok çok başarılıydı. Peki o siteyi niye kapattınız ve Mehrimu nasıl başladı? O yolculuğa nasıl çıktınız? Mehrimu'nun başlamasıyla sitenin kapanması birbirine çok yakın zamanlar aslında. Sitenin son zamanlarında
çanta arayışı başladı bende. Sitede satmak için hani takı ve ev dekorasyonunda çok fazla ürün bulabiliyordum. Fakat çantada çok az, çok kısıtlı bulabiliyordum. Zaten benim Mehrimo'yla ilgili ampul yanması da orada oldu. Neden kapattım, nasıl kapattım? 2009 senesiydi ve oğlumun doğduğu seneydi. Bu Lehman Brothers'dan dolayı dünyadaki çok büyük bir ekonomik krizin başladığı seneydi. Ve şeyi görebildim, hani Mehrimo zaten Çiçi Queen'in içerisinde doğmuştu. Kendi başına bir yaşamı olmaya başlamıştı. Onun dışında dediğim gibi bir yeni bebeğim vardı, dünyada bir ekonomik kriz vardı. Ve Çiçi Queen'in daha da büyüyebilmesi için artık başka bir yola gitmesi gerekiyordu. Yani artık sadece benimle olacak bir şey değildi. Belki yatırımlar alınması gerekmesi, daha farklı lojistik kısmında gelişmesi. Çünkü e-ticaret siteleri biliyorsunuz bir yere kadar geliyorlar ama e-ticaretin en zor döndüğü dönemi bu lojistik ve operasyonel konuları çözememekten sıkıntılar doğuyor. Ve ben orada bir tercih yaptım. Çanta kısmı beni heyecanlandırıyordu. Masanın ilk defa ürün tarafına geçecektim. Ürün tarafını hiç bilmiyordum. Ürünü pazarlamayı biliyordum, satmayı biliyordum ama ürünü yaratmak, masanın öbür tarafında olmayı bilmiyordum. Ve açıkçası o kısmı beni daha çok heyecanlandırdı. Dolayısıyla siteyi kapattım ve Mehrimo'yla devam ettim. Tamam, baktınız piyasada çanta yok. Şimdi biz de bakıyoruz piyasada istediğimiz gibi çantayı bulamıyoruz ama marka yaratmıyoruz. O marka yaratmaya nasıl geçiş yaptınız? Şöyle, o da bende Mehrimo'nun doğuşu şey şeklinde olmadı. Hani oturup bir iş planı yapayım, şimdi ben dünyanın şöyle önemli bir markasını yaratacağım şeklinde inanın olmadı. Bu zaten birçok girişimciden bu tip hikayeler, hani iki tip girişimci, ben zamanında Endeavor'la da çalışmıştım ve orada işte bütün girişimci tiplerini öğrenmiştik. Ben biraz daha hani içgüdüleriyle giden ve yolda biraz daha işi büyüten tipe giriyorum galiba. Ben de şöyle oldu, zaten dediğim gibi bir ihtiyaçtan dolayı kendi sistemin içindeki öncelikli bir ihtiyacı doğurmak için tek bir çanta modeliyle başladım. Sonrasında eksiklik şuradaydı, yani en benim için can alıcı nokta şuydu fark ettiğim. Kaliteli çanta Türkiye'de çok güzel yapılan bir şey. Çok çok ciddi kaliteli çanta var. Bunun da sebebi ortada. Çok ciddi bir sahte çanta pazarı var. Çok ciddi bir sahte çanta pazarı olduğu için kalite çok yüksek. Çünkü ustalarımız en iyi, dünyanın en iyi markalarının, İtalya'da yapılan en iyi çantalarının aynısını yapmak ya güdümlü olarak kendilerini geliştirmişler. Bunun yanında Türkiye'den çıkan çanta markası yok. Çünkü pazar sahteye yapmaya yönelik olduğu için kimsenin marka yapayım, satayım, 11 yıl öncesinden bahsediyorum. Öyle bir durumu yok. O zamanın Beymen'ine girdiğiniz zaman yine en pahalı çantaları görüyorduk. İşte şimdinin hala işte gördüğümüz Bottega'lar vesaire. Bunlar tabii ki çok güzel ve onların o fiyatta olmasının da sebepleri tabii ki çok büyük perakende markaları olmaları, çok ciddi masrafları olmaları gibi. Ve tabii ki kaliteleri çok yüksek. Ben de düşündüm ki ben Türkiye'nin içinden yapacağım, aynı kalitede yapacağım, aynı kalitede yapabilen adamlara yaptıracağım ve aynı malzemeleri kullanacağım. Ama fiyatım çok çok altında olacak o diğer büyük markaların. Ama bende o masraflar olmayacak. Yani bütün düşünce buydu. Bir de birazcık şeydi, hani bazen bir seyahate gidersiniz, gelirsiniz, elinizde tatlı bir, hiç kimsenin bilmediği bir çanta vardır. Ya da birinde görürsünüz, aa çantan nereden? İşte şuradan aldım. Ya da işte aa çantan nereden? İşte anneannemindi. Şöyleydi, böyleydi. Yani o böyle logolardan sıkılmış insanlara da cevap olacak bir ürünle ortaya çıkmak istedim. Birazcık kendim ve arkadaşlarımın ve sitemin ihtiyacıyla zaten çıktı. Ama sonrasında dediğiniz gibi marka yolculuğu bambaşka bir yola soktu beni ve Mehrimo'yu. Yani ondan da bahsetmek istiyorum ki bence bu işin enteresan kısmı bu. Çünkü bir marka yaratmak şey değil. Hani A'dan Z'ye gidilen ve tamam şimdi bitti denilen bir yol zaten değil. Şunu da söylemek istiyorum. Bu yüzden de bana bu zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben tasarım okumadım. Tasarım okumadığım gibi tasarım pazarlaması, yani moda satış ve pazarlaması da okumadım. Dolayısıyla ben bu işin işte moda haftalarına nasıl katılınır, koleksiyon nasıl yapılır, o koleksiyonu kataloğu nasıl çekilir, ne zamanlarda nerelere gönderilir, fiyatlandırma nasıl yapılır, ödeme anlaşmaları nasıl yapılır, nakit akışı nasıl yönetilir, bunların hepsini bu işin içinde öğrendim.
tamamen alaylısıyım bu işin. Yani kendim eğitimli bir insanım ama bu işin alaylısıyım. Dolayısıyla aslında marka nasıl yaratılır dediğiniz zaman ya da nasıl yarattınız dediğiniz zaman çok uzun bir öğrenim yolundan geçerek ve çok zor şartlarda yaptım. Çünkü finansal olarak bir yatırımla, bir bütçelendirmeyle yapılmış bir şey değildi. Hep sattıkça... Ne kadar bir bütçeyle yola çıktınız? Mehrimu için söylüyorum. Hani Mehrimu'yu ilk ürettiğinizde ve ilk model nasıl bir şeydi? Biraz onu da tarif edin. Tabii. Ve bağlayıcı. Tamam. Markayı nasıl büyütebildiniz? En önemli nokta bu. Biraz da Mehrimu'nun nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlatır mısınız? Mehrimu sıfır kendi başına yani hiçbir bütçeyle çıkmadı. Birkaç tane numune bütçesiyle çıktı. Çünkü zaten Çiçi Queen denen sitemin yavrusuydu. Dolayısıyla bir atölyeye gittim. O zamanın parasıyla hatırlamıyorum. Yani çok komik 180 TL filandı kaç sene önce unutmuyorum. Bir çanta yapmak ve tek bir modelim vardı. Nasıl bir şeydi? O zamanlar çok fazla doğudan çok ilham alıyordum ve bütün konseptim doğu ile batının birleştiği bir çanta modeli yapmaktı. Önce ikat kumaşlarla başladım. Sonrasında Çiçi Queen'deki tecrübemden Fatma Ana'nın elinin çok sattığını biliyordum. İnsanların duygusal bağ kurdukları, uğur getirdiklerine inandıkları objelerin daha çabuk bir şekilde bağ kurabildiklerini bildiğim için ve tabii ki kendim de bunu sevdiğime inandığım için Fatma Ana'nın elini kullanmaya başladım. İlk çantam ve ilk çıkışım zaten böyle oldu. Sonrasında ilk Midnight Express mağazada satmaya başladık Bebek'te ve ondan sonra da 3 modelle sadece yani bir modelin 3 ayrı rengiyle Beymen'e girdik. Ve çok enteresan bir şey. Beymen o zamanlar Türk markalarıyla bu kadar tabii ki de Beymen ailesi her zaman Türk markaları destek veren çeşitli projelerle çok önem veren bir kurum. Özellikle şimdi daha da çok önem veriyor. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama hani daha çok yabancı markaların olduğu bir mağazaydı. Ve tabii çok ciddi bir şaşkınlık oldu. Çünkü Türkiye'de takı markası vardı o zamanlar. Giyim vardı. Çanta hani Beymen'den çanta alan kadın Türk bir markadan dörtte bir fiyatına bir çanta alması düşünülemez bir şeydi ve bu olan bir kategori de değildi. Dünyada da henüz hani bizim kategorimizde o zaman Tory Burch ve Michael Kors vardı. Onlar da zaten Çin'de yapılan hani bizim kadar el emeği göz nuru olan çantalar değildi. Beymen'den sonra Beymen bana çok şey kattı onu söyleyeyim. Nakit akışımı çok rahat döndürebildim Beymen sayesinde. Bir 200 sene Beymen'den kazandığım parayla zaten ben bu işi döndürdüm. Ondan sonrasında Bebek'te bir ofis tuttum. O zamana kadar kendi evimin salonundan faturalarımı kesip sevkiyatımı yapıp her şeyimi evimden yapıyordum. Sonrasında Bebek'te bir ofis tuttum. Bebek'teki tuttuğum ofisi sonrasında işte sığamadık. Ekip tabii oluşmaya başladı. İşte karşı daireyi de tuttuk. İşte ilk ofisi mağaza gibi yaptık. Karşı daireyi ekip yaptık. Esas dönüşüm noktası şu oldu. Esas sizin merak ettiğiniz kısmın ne olduğunu biliyorum. Bundan 5-6 sene önce Londra üstünden yurt dışına açılmaya karar verdik. O da şöyle oldu. Yurt dışına herkes bir şekilde açılabilir değil mi? İşte moda haftasına katılırsın, fuara gidersin, şudur budur. Çok zor bir yol, çok teşvik, çok kredi, çok çok para harcamak gereken bir şey. Benim bir türlü içime sinmiyordu. Doğru mağazalara doğru şekilde girmek istiyordum. Derken şans bir gün kapımı çaldı. Nasıl ki ilk çocuğumun hamileliğinde Mehrimu'nun doğumu gerçekleştiyse ikinci çocuğumun hamileliğinde de gerçekten ikinci doğum gerçekleşti ve yine bir çok önemli yani çok hepimizin benim çok gıpta ettiğim bir girişimci olan Jo Malone'un kendisi İstanbul'a geldi. Sene 2014'ün sonları gibi ya da 2015 başı da olabilir. Jo Malone'un yanında beraber çalıştığı arkadaşı da benim çok iyi bir Londra'dan müşterimin arkadaşıymış. Bana dediler ki Güneş, Jo Malone İstanbul'da işte kendi içinde bir konuşma, bir şeyler yapıyor. Lütfen onunla buluşur musun? Tabii ki dedim. O zamanlar Emirgan Korusu'nda işte Sabancı Müzesi'nin içerisinde, Emirgan'da Sabancı Müzesi'nin içerisinde Çanga Restoran vardı. Oraya davet ettim. Ve biz birbirimize aşık olduk tabii Jo Malone'la. O da işte Jo Malone kendi markasını Estée Lauder'a satmış ve Jo Loves diye yeni bir marka kurmuş ve sıfırdan başlıyordu.
Bana da dedi ki, ben dedi tam dedi senin yaptığın iş gibi işleri yapanları arıyordum dedi. İşte çantalarımı çok beğendi. Ruhu olmasını, farklı bir DNA'sı olmasını, fiyatını, kalitesini, hikayesini, her şeyini çok beğendi ve dedi ki, seni Londra'ya davet etmek istiyorum. Gel benim dükkanım 3 gün senin. Senden hiçbir para talep etmiyorum, hiçbir komisyon, hiçbir şey istemiyorum. Joe Loves 3 nokta mehrimu bir davet yapacağız. Ben de hamile hamile gittim işte, çantalarımı aldım. Giderken de düşündüm ki, Güneş, bu senin için büyük fırsat. Fakat sen bunu şimdi, Jo Malone tabii güzellik sektöründe bilinen birisi. Birazcık daha fashion PR'dan, hani hiç biz o zamana kadar PR'la falan hiç çalışmamıştık. Böyle bütçelerimiz zaten yoktu. Hiç çalışmamıştık. Bir de insan böyle her şeyi kendi yapınca birazcık delege etmesi zorlaşabiliyor. Zaten bu girişimcilerdeki çok büyük sıkıntılardan bir tanesi, aşılması gereken bir konu. Ama ben orada aklımı kullandım ve Londra'dan bir PR'la anlaştım. O PR'ın bana çok faydası olmadı açıkçası. Ama bana şöyle bir kapı açtı. Bir o eventte çok önemli bir kontakla tanıştım ki o kontağın mağazası sayesinde hep bu kraliyet ailesinin bizden çanta alması hep onun sayesinde gerçekleşti. Onun kontakları sayesinde gerçekleşti. İki, bu PR sayesinde de uzun yıllar bizim Londra üstünden satışımızı, toptan satışımızı organize edecek olan kişiyle tanışmama vesile olmuş oldu. Bu da zaten benim tam aradığım senaryoydu. Çünkü İstanbul'da yaşayıp üretim her şey İstanbul'da tamam ama Londra, Paris, New York, Milano'da yaşamıyorsunuz ve birisinin sizin adınıza oralarda anlatıyor olması çok büyük zaman kazandırıyor size. Nasıl ki biz burada İstanbul'da hepimiz birbirimizi tanıyoruz, bir bağlantımız var. Orada da ve bu işi yapan, bilen birisiyle birlikte çalışıyor olmak çok büyük artı oldu benim için. Ben o süreçte ondan sonra çok ciddi şekilde yine hayat okulu gibi şeyi öğrendim. İşte dediğim gibi koleksiyon yapmak vesaire vesaire, belli deadline'lara yetişmeye çalışmak gibi gibi. Ve zaman içerisinde o zaman da trend biraz daha şeye dönüyordu. Şunu da söylemek istiyorum Tülay Hanım. Benim çantalarım ilk başta Doğu Batı senteziydi. Doğu Batı sentezi çantalar sokakta, atıyorum Amerika'da geziyorsunuz, Paris'te geziyorsunuz, Londra'da sokakta hep durduruluyordu. Ama satın alma şeyine gelince insanları korkutan, satın alma departmanlarını korkutan bir görüntüydü. Hani ona sizi riske etmek istemiyorlar. Hani size onlara belki başka şeyleri çağrıştırıyor. Dolayısıyla tam anlayamıyorlar ve dolayısıyla ben de birazcık DNA'sını markanın sadece doğudan etkilenen değil, yine o doğu dokular var. Zaten adı Mehrimu, Güneş var, işte daha o doğu tınılar var. Ama biraz daha seyahat ilhamlı bir markaya çevirmeye karar verdim. Dolayısıyla daha bu işin içine İtalyalar, Yunanistanlar, bizim ortak paydada buluştuğumuz kültürler, Marrakeş, hani bunlar da daha bir mozaikleşmiş olarak girmeye başladılar. Bu ülkelerden gelen sanat, mücevher, mimari, kitap. Çok daha genişletmeye başladım ilham noktalarını. Ve aklıma şey geldi. Kendim de psikoloji okuduğum için hep şeye çok meraklıyımdır. Hani bilinçaltından mesajlar. Bilinçaltı benim zaten çok ilgimi çeker. Haziran kullanmaya karar verdim. Haziran hepimizin severim sevmeyelim bilinçaltında bizim yakınlık duyduğumuz. Görür görmez bir yakın, işte anneannemizin evindeki bir sandalye olabilir. Gördüğümüz bir seyahat. Yani hepimizin kolektif bilinçaltında yeri olan bir dokudur ve güzel bir dokudur, şıktır. Çantada çok hani Dior bir zamanlar birebir Haziran'ı kullanmış ama bildiğim kadarıyla çantada kullanan da yoktu. Onun yanında da kutu çanta yapmaya karar verdim. Çünkü kutu çanta o zamanlar 2015'te sadece İtalya'da çok şık yapılabilen bir şeydi. Türkiye'de kutu çanta yapmak diye bir şey söz konusu değildi. Ve tam 1,5 senemizi aldı kutu çantayı İtalya'da yapılmış gibi doğru yapacak kişiyi bulmak ve onunla ilerlemek ve kaç numune, kaç numune, kaç numune. Çok ciddi bir savaş verdik orada yani. Ve ben bu çünkü bu kutu, Haziranlı kutu çantaya çok inandım. Ve onun da kapağında işte bu benim Faybox modelim. Nasıl ki Resberg Türkiye'deki çıkışıma yardımcı olduysa Faybox da yurt dışındaki çıkışma yardımı oldu. Faybox sayesinde de Londra'da çok iyi mağazalarda satmaya başladık. Peki Mehrimu'nun karakteri nedir? Nasıl bir çantadır? Bize anlatır mısınız özelliklerini?
Mehrimoo'nun katman katman özellikleri var. Yani DNA'sına baktığınız zaman katmanları ayırabilirsiniz. Bunun içerisinde nostalji var ama bu nostaljinin içinde boğulan bir marka değil, modern kadına hitap ediyor. Eklektik dokular var ama çok bohem değil, sofistike bir kadın. Kesinlikle feminen bir kadın. Ve bunun içinde de materyallerin kullanılmasından, farklı materyallerin birlikte kullanılmasından hoşlanan bir kadının çantası Mehrimoo. Çok değişik, sürprizli. Bizi ayrıştıran konu aslında Tülay Hanım şu. Dili çanta kategorisinde yarışmıyoruz. Biz gerçekten mesela atıyorum bir shopper'dır, bir sırt çantasıdır. Evet bizde de var bunlar. Ama bunlar var çünkü biz bir çanta markasıyız ve artık markamızın gereği olması gerekiyor. Bizim için gerçekten önemli olan fonksiyonel, hani takabilsin tamam, obje gibi durmasın ama arzu uyandıran, sevgi uyandıran, aşk uyandıran, bir taka gibi duygusal bağ kurulabilecek çantalar üretmek. Bizim iddiamız bu. DNA'mızda da bunlar var. Çok şükür bundan dolayı da popülaritemiz devam ediyor. Geldiği noktadan bugüne baktığımızda şu anda hangi ülkelerde ve ne kadarlık bir satışınız var? Tabii ki. Şundan bahsetmek istiyorum. Bizim pandemiden sonra, pandemiyle ilgili eminim sorunuz vardır ama şimdi önden cevap vermiş olayım. Bizim bu doğal ve organik gidişatımız içerisinde maalesef bir hatamız oldu. Zaten bütün girişim hataları, bütün girişim yolculuklarında zaten hatasız yol olmaz. O da havaalanında mağaza açmak. Şimdi nereden bilebiliriz ki bir havaalanı olacak ve biz bütün bu maddi yükün altına girip biz buraya tamam hazırız deyip küçücük 27 metrekare çok şirin bir mağaza. Bu kadar maddi yükün altına girip Çin'in yani %70 lüks tüketimin alışverişin Çinliler tarafından yapıldığı bir havaalanında böyle bir pandemi olacak ve ilk Çin'i vuracak. Önce Çinliler gelemeyecek. Sonra dalga dalga bütün dünyaya yayılacak ve havaalanı retail'ı bitirecek. O bizi şu şekilde domino efekt şeklinde aynı zamanda bu olduğu esnada ki biz oraya hayatımızda ilk defa ciddi bir stok yığmıştık. Biz hiçbir zaman, biz hep toptan satış modeli üstünden ve ihracatla çalışan bir kurum olduğumuz için bizde nakit akışı sıkıntısı çok daha minimal olurdu. Ancak müşteri çok geç ödeyen, çok vadeye yayan bir müşteriyse bizde çok sıkıntı olurdu. Yoksa siparişimizi alırız, üretiriz, paramızı alırız, onunla yeni koleksiyon yaparız, yine yaparız. Yani böyle tatlı bir hayatımız vardı. Fakat havaalanında o koleksiyon yığdığımız stoğun riskini kendimiz aldık. Sonra havaalanı kapandı. Onun zaten masrafları ayrı. Şimdi ihracat kısmına geleceğim sorunuza. Elimizde o stok var. Aynı zamanda ihracatta ne oldu? Konfirme olmuş olan sonbahar kış 2020 siparişleri geçtiğimiz yani pandemi dönemindeki tam sevk edilmek üzere olan sevkiyata hazırlanan ve üretilmiş ve üretimi teyidi alınmış siparişlerimizin %50'sinden fazlasına iptal geldi. O da yine bizimle alakalı bir şey değil. Sebep ne mesela? Atıyorum Net-a-Porter'de satıyoruz. Net-a-Porter zaten kendisi 3 ay kapalı kaldı Asya hariç. Amerika ve Avrupa kanallarını kendisi kapattı. Birçok mağaza kapandı. Çok kendileri çok ciddi. Ve bu tip şeylerde biliyorsunuz hep en önce küçük olanı atarlar. Yani atıyorum çok büyük Gucci'ler vesaire, çok büyük imparatorluklar bunlar yani. Önce ne yapıyor? Bir ödeme yaparken önce küçük olandan bir kurtulursunuz. Dolayısıyla çok fazla da suçlayamıyorum onları. Dolayısıyla hala bizim ihracatımız tabii ki devam ediyor. Yani Amerika'da mesela işte Saks Fifth Avenue'da satıyoruz. Ondan sonra Londra'da devam ediyoruz. İşte yani çok küçülme olmuş olmasına rağmen hani o size havalı havalı atıyorum bundan bir sene önce konuşmuş olsaydık çok daha havalı şeyler anlatabilecektim ama küçük küçük devam ediyor. Asya'da hiç müşteri kaybetmedik. O çok enteresan oldu. Asya'da hala çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tokyo'daki mağazalarımız, Hong Kong'daki çalıştığımız mağaza, Güney Kore, bunlar Çin, bütün bu pandemiye rağmen orada bir etkili bir kayıp olmadı. Ama özellikle Avrupa bitti. Amerika'da da Saks başta olmak üzere şeylere ağırlık verdik.
küçük küçük hani bilmediğimiz ama güzel markalar, yani yine bir Beymen seleksiyonunda olup hani daha küçük o specialty store'lar dedikleri mağazalarda devam ediyoruz. Avustralya'da satıyoruz. Yani yine bir temsilimiz var ama çok daha küçük bir şeydi. Ama bunun içerisinden çok ciddi bir hediye doğdu bize. Her kötülükten bir iyilik doğar. Bizim senelerdir ihmal ettiğimiz mehrimu.com'a can havliyle öyle bir sarıldık ki Tülay Hanım. biz yani iyi ki zamanında onu yapmışız, kenara koymuşuz. Hani tek tük o hep böyle hep ay tamam onu düzelteceğiz, iyi olacak. Hani ona da öncelik vereceğiz derken, ihracata koştururken her şey tepe taklak olunca mehrimu.com'u ayağa kaldırdık. Ve şu anda zaten benim girişimci markasını kuracak olan kadınlara vermek istediğim mesaj da her zaman bu. Birazdan siz de sorarsınız, ben de ona göre anlatırım. Şu anda çok ciddi anlamda kendi direct to consumer, müşteriye direkt satış kanalımıza değer veriyoruz, önem veriyoruz. Bütün yatırımımızı ona yapıyoruz şu anda. Dijital çağa öyle bir girdik ki sizin de söylediğiniz gibi siteniz iyi ki varmış. Bu sayede herhalde pek çok siparişi site üzerinden hallediyorsunuz, alıyorsunuz. Müşterilerinizle ilişkileriniz bu sayede iyi gidiyor. Geçelim kadınların yaşadıkları sorunlara. Şimdi anlatırken bir tarafıyla siz belirttiniz. Hani ben mektepli değilim bu alanda, alaylıyım, tasarımcı değilim, alaylı olarak öğrendim bu işi dediniz. Bir tarafıyla da baktığınızda aslında sizin önceki deneyimleriniz, gerek psikoloji eğitiminiz, gerek gazetede reklam departmanı ve diğer satış kısımlarında çalışmış olmanız aslında bir yerde sizin ilerideki kariyerinizin ekimleri gerçekleşmiş oldu. Niye? Bilgi edindiniz, o bilgilerle yola devam etme gücü bulabildiniz. Ama yine de başka sorunlar da mutlaka yaşandı. Bir özetleyebilir misiniz acaba? Sizin kendi yolculuğunuz esnasında hangi sorunlarla karşılaştınız kadın olmaktan kaynaklı ve genel olarak gördüğünüz kadın girişimciler hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve tavsiyeleriniz neler olur? Tabii ki. Şöyle söyleyebilirim. Ben kadın olarak iş ortamı anlamında çok şanslıydım. Çok büyük sorunlarla karşılaşmadım. Hatta bundan dolayı da atölyelerimle özellikle gurur duyuyorum. Çalıştığım iki atölyede erkek egemen atölyeler. Yani sahibi de erkek. İşte çalışanlar, zanaatkarlarımız da erkek. Ve hiçbir zaman bana şey tutumları olmadı. Hani ay bu da gelmiş işte hani bir çanta yapmaya çalışıyor havaları olmadı. Biraz da şundan dolayı olmadı galiba. Ben zaten gittiğim zaman hani bir çanta yaptırdım, geldim 5 yaptırdım, gittim 10 yaptırdım, gittim 20 yaptırdım. Yani onlar da böyle sessiz sessiz o büyüyüşle gurur duyar hale geldiler. Ve bir noktada bir bakmışız ki onların sahte yapması yerine mehrimu yapıyorlar. Dolayısıyla çok mutlu oldular. Yani o bakımdan bir kadın olarak onlara da o şekilde gurur, onların da buna açık yani gurur duyabilecek açıklıkta olmaları da açıkçası beni çok mutlu etti. Ama hemen şu parantezi açmak istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Güneş erkekleri çalıştırıyor, kadınları çalıştırmıyor mu denmesin. Aynı oranda bizim kadın gruplarıyla da üretimlerimiz var. Özellikle şimdi el örgü derilerin öne çıkmasıyla birlikte el örgü deri, el örgü rafyalar vesaire bizim kadın gruplarımız var. Onların başında olan bir kişi var. O onlara dağıtıyor. Ve o şekilde tabii ki kadınlarla da çalışıyoruz. Benim kadın olarak en büyük kendi zorluğum ve çok genç yaşta aslında bu işlere başlamış olduğum için, eş zamanlı olarak anne olduğum için, evliliğe yeni başlamış, anne yeni olmuş, işte hiç hesapta yokken bir marka kurmuş ve o markada bir anda gerçekten ciddi ticari anlamı olan ve ciddi emek isteyen bir hale dönüşmüş üçlemesinde ben çok zorlandım. Bu konuda açık konuşacağım ve hala zorlanıyorum. Çünkü kadın olduğunuz zaman ve tutkulu dolu ve duygu dolu bir kadınsanız eğer, ne kadar mantıklı da olursanız olun, ne kadar zaman planlamayı da bilirseniz bilin, her şeyin çok güzel olmasını istiyorsanız, işte çocuğunuzun da her şeyiyle çok ilgilenmek istiyorsanız, işinizin de her şeyiyle, ki ben işimin her koluyla her zaman her şeyle öğrenmeye çok önemlidir benim için. Hani ekibim var ama her zaman her işinde
bir şekilde öğrenmek ve bilmek isterim. Sadece kontrol etmek amaçlı değil. Yeni girdiğimiz dallarda da mesela şimdi yine parantez açıyorum ama hani Instagram sponsorlu reklam kısmına giriyoruz. Hani onu da öğrenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani her şey yapmaya çalıştığınız zaman ve günün içerisinde 24 saatiniz zaten bir kısmı uykuyla geçiyor. İşte rejim de yapacağız, diyet, yürüyüş de yapacağız, yoga da yapacağız, onu da yapacağız, bunu da yapacağız derken orada yani orada ben kadınlığın zorluğunu yaşadım. Çünkü anne olmak başka bir şey. Anneliği de böyle çok romantize edip hani böyle aman işte hani o anlamda anaçlığı öne çıkarmak anlamında söylemiyorum. Benim çocuklarım benimle çok gurur duyuyorlar. Farkındalar. Belli saatler yokum, belli saatler varım. İşte bir koldaysam, bir şeydeysem birazdan geleceğim canıma çok alışkınlar. Yani ama en zoru o suçluluk duygusuyla baş etmek. Yani bu konularda açık konuşmak istiyorum. Çünkü şöyle girişimci kadınlar var biliyorum ve ben onlara çok gıpta ediyorum. Benim de onlardan öğrenecek çok şeyim var. Daha serin kanlılıkla ve daha uzak konuya bakabilen. Ben daha oralarda çok değilim. Onu söyleyeyim. Benim de öğrenmeye çalıştığım, kendimi biraz daha rahatlatmaya çalıştığım bir yer. Özellikle kızım 5 yaşında küçük. Mesela oğlumla şimdi daha rahatım ama kızım hala biraz daha anne kuzusu döneminde. Bu şekilde ama diğer kadınlarda tabii ki erkek egemen iş yerlerinde kadınların çok ciddi problemler yaşadığını hem ödenilen işte hani hem finansal boyutunda hem ilerleyebilme boyutunda çok ciddi problemler yaşadığını, onlardan işte şey konusunda hiçbir anlayış göremediklerini, hani bu sonuçta ben kendi işimi yaptığım için bir şekilde ayarlayabiliyorum, işte çocuğumun okulunda olmam gerekiyorsa atıyorum oluyorum, yani bir şekilde olduruyorum ama bu konularda çok ciddi eşitsizlikler olduğunu üzülerek gözlemliyorum. Şimdi kadınlar tabii girişimciliğe adım atıyorlar ama benim gördüğüm bir şey var. Fark yaratabilenler bir şekilde sıyrılıyorlar. Ama fark yaratamıyorsa istediği kadar marka yaratsın, tutamayabiliyor. Sizin kadın girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Yani bir marka yaratırken neye dikkat etsinler ve o markanın tutunabilmesi için neleri yapmaları gerekir? Sizden tavsiye alalım. Çok teşekkür ederim. Çok doğru bir soru, konuya parmak bastınız. Bana bu soru inanılmaz çok soruluyor. Katıldığım girişimci konuşmalarında atıyorum bir yerde karşılaştık birisiyle. İşte Güneş Hanım, ben hani şu soruyu bile duydum. Ben çok marka yaratmak istiyorum. Hani aklımda bir fikir bile yok aslında. marka yaratmak istiyorum. Öyle bir şey yok. Önce bir fikir gelmesi lazım. Böyle bir ihtiyaç vardır. Yani çünkü marka sahibi olmak çok pırıltılı bir şey. Gerçekten o bakımdan çok tatmin edici, çok keyifli. Pırıltılı bir dünya gerçekten. Hani karakterinize de uygunsa çok eğlenceli tabii ki. Ama dediğiniz gibi fark yaratmak. Şimdi bu dünyada özellikle modadan bahsediyorsak, tüketimden bahsediyorsak. Ben bile bu kadar meraklıyım. En son ne zaman ayakkabı aldığımı hatırlamıyorum. Açık konuşayım. Yani neden? Çünkü işte siyah botum var, taba botum var, şey var. Yani değil mi? Hepimiz öyleyiz. Hani ama kadınız ve almayı seviyoruz. Dolayısıyla artık bu noktadan sonra yaratılacak bütün markaların kesinlikle kim yapıyor? Hani böyle şeyler görüyoruz ya, özellikle Amerika'dan işte elbisemi kim yaptı? Bilmek istiyorum. İşte hani kime faydası var, kime zararı var? Doğru fiyatlandırma mı? Demiyorum ki illa her şey çok affordable, uygun, ulaşılabilir fiyatlı olacak. Çok lüks, çok enteresan bir şey de olabilir. Diyebilir ki bıktım artık bu şeyden, çok eksklusif, ben sadece 10 kişiye satacağım. Ama dediğiniz gibi bunu mutlaka bir duyguyla bir... yani bu bir puzzle'sa puzzle'da bir yere oturması gerekiyor. Puzzle'da bir yere oturacağına inanması gerekiyor. Sonra da o puzzle'ın içindeki kendi yerini bulup kendini tabii ki oturtması gerekiyor. Yani o oturuyor diye, cuk diye tabii ki oraya oturmuyor. Ama bence hani başlangıç noktası zaten baştan hani marka yaratayım düşüncesiyle yola çıkılmışsa, ne olsunsa zaten orada bir şey var. Nasıl diyeyim? Ama şunu söylemek istiyorum. Bunu da yüreklendirme anlamında söylemek istiyorum. Dediği gördüğünüz gibi yani ben de bunu tamamen sıfırdan, hani benim okuduğum hani psikoloji okulunu psikoloji bile okumamış olsalar, hani eğitim olarak da daha farklı bir yerde bile olsalar, insanlar
yaratım gücü özellikle biz kadınlarda çok ciddi yaratım gücü var bizde. Bu illa hani yaratıcıyım, çok güzel şeyler yapıyorum, çok zevkliyim anlamında değil. Bir şeye hayat vermek, doğurmak, yaratmak. Bu zaten bizde hepimizin içinde olan, bu doğurganlık hepimizde olan bir özellik. Dolayısıyla onu birazcık kanalize oldukları zaman insanlar zaten varsa içinde o yaratım çıkıyor. Ondan sonrasında bence markalaşma serüveni başlıyor. Bu konuda benim aslında söyleyecek çok şeyim var. O yüzden beni durdurun isterseniz. Çünkü marka olmak, son söylüyorum sonra susuyorum. Marka olmak illa çok eskisi gibi böyle yine A'dan Z'ye bir... Bakın mesela Mehrimu 11 senedir ben bu işi yapıyorum. Benim tek isteğim Net-a-Porter'e satmaktı. İnanılmaz çok uğraştım Net-a-Porter'e sokmak için Mehrimu'yu. Çok hakkım yendi, onu da söyleyeyim. Kaç kere gittim, geldim, hatta espri yapıyorduk artık önünde bayrak açacağız diye. Ve tam dediğim noktadaki vazgeçtim, istemiyorum Net-a-Porter'i, ben başka yola gideceğim dediğimde kendileri geldiler. Ama şunu demek istiyorum. Bana hep soruyorlar, işte ben de şu dergiye çıkmak istiyorum. İşte ben de röportaj. İşte ya da illa bu değil yol. Yani çok fazla yol var. Maksat eğer para ekonomik olarak mantıklı bir şey yapmaksa, insanlara bir şeyler gerçekten satmak, ulaşmaksa bunun birçok yolu var. Şudur diyemem. Markaya göre değişir tabii ki. Yapılmak istenen şeye göre değişir. Yani hepimiz birer Louis Vuitton yaratmayacağız artık. Louis Vuitton kendi başına kendi problemleriyle uğraşıyor. Hani bana diyorlar ki mesela sen Türkiye'nin Hermes'isin. Ne alakası var? Türkiye'nin Hermes'i değilim. Olmak da istemiyorum. Çünkü Hermes'in zaten kendi başlı başına bir sürü bir yığın problemi var. Her yeni gelenin yenileyerek kendi sektörüne de bir şeyler katıyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin hikayenizi dinlerken başka bir şey dikkatimi çekti. O yüzden oraya yönlendirmek isterim konuşmayı. Kadın girişimcilere tavsiyeler çok kıymetli, çok önemli. Fark yaratma dedik. Sizin hikayenizde ben mesela network'ün önemini gördüm. Ne dersiniz? Kadın girişimcilere network ya da diğer konularda ne tavsiye edersiniz? Girişimcinin doğasında zaten şey oluyor, girişkenlik, işte aynen network, insanlarla tanışmak, insanlara ürününü anlatmak, hayalini anlatmak, soru sormak. Bu sebeptendir ki bana çok mesaj geliyor kadın girişimcilerden. Bununla ilgili utangaç hissedenler de kesinlikle hissetmesinler. Ve dediğiniz çok doğru. İnsan sosyal bir varlık olduğu için maalesef yaptığınız iş ne kadar değerli olsa da, ne kadar farklı olsa da birazcık o network'ün katkılarıyla bazen bir yerden bir yere gelinebiliyor. Bunu sanatta da görüyoruz. İşte zamanının çok büyük sanatçılarının zamanında donduk galiba yine. Düzeldi şimdi. Zamanında kıymetlerinin bilinmeyip öldükten sonra mesela eserlerinin değerlenmesi buna çok büyük bir örnek. Çünkü sanatçılar genelde içe dönük yapıdalardır ve çok da çok anlatamazlar kendilerini. Dolayısıyla evet benim hikayemde çok kez ilişkilere verdiğim önemin faydasını çok gördüm. Bunu sadece markayı bir yerden bir yere getirmek, popülerleştirmek anlamında da değil. Atölyelerle kurulan ilişkiler vesaire bunlar beni pandemi sürecinde çok korudu. Çok ciddi borçlar altındaydım. Mehrimi olarak şirketimle beraber. Hepsi bana çok yardımcı oldular. Demek ki bir yerlerde onlarla ilişkilerimi iyi tutmuşum ki ödemelerde çok ciddi kolaylıklar sağladılar. Taksit ödedim. Kazandıkça ödedim. Ben de aynı şekilde. Yani bu bir zincir. O yüzden hem network diyelim hem gerçekten ilişkileri ve sadakat de çok önemli. Çok aşırı yani hırsın bazen öne geçtiği durumlarda kısa vadede öne geçmeler olabiliyor ama sonrasında o bana ters yapıyor gibi benim için hep öyle olmuştur. Hani mesela çalıştığım bir mağaza varsa onun bir başka bir tanesi de gelip ya bana da ver dediği zaman mesela ürünü her zaman bana ilk el verene sadakatli davranmışımdır. Bu ilişkiler bizleri kesinlikle çünkü sosyal varlıklarız ne olursa olsun.
Dikkat çekmek istediğiniz başka bir öneri, tavsiye var mı kadınlara? Yani çoğu kadın mesela işini kurmaktan geri kalıyor, cesaret edemiyor, sermayesi olmuyor, sermaye olmadan evet. çıkamıyor. Onlara bir Gerçekten ben şöyle düşünüyorum. Bu sermaye konusu çok önemli dediğiniz gibi. Çünkü çoğu insanın tabii ki de sermayesi yok. Ve bu çok doğal bir şey. Çok küçük küçük yani... yani en azından benim hikayem öyle olmadığı için rahatlıkla öyle söyleyebilirim. Çok büyük planlara, işte hani klasik iş hayatında sorulur ya, işte 5 senelik planın ne, 10 senelik, 15 senelik planın ne? Buna gerek yok. Çok bakkal hesabı, bir tane alıp satıp iki tane alıp üç tane. Çok bakkal hesabı sadece Instagram üstünden başlayarak ve doğru işte Instagram'a reklam verme işini güzel çözerek ve web sitesini, basic bir web, iyi çalışan bir web sitesiyle çok küçük küçük başlayıp, önemli olan bağlantıyı müşteriyle kurabilmek. O müşteriyi kurduğunuz zaman zaten sizin sermayeniz o oluyor. Ben bunu hani Mehrimun'un ilk başlarında da gördüm. Ekibimi büyütürken de hep böyle düşündüm. Hiçbir zaman ekibime yeni birini alırken o insanın maaşını ödeyecek durumu olmadı benim şirketimin. Ama hep şey diye düşündüm. Hani bu insan bana öyle bir artı katacak ki onun parası öyle çıkacak. Çok şükür tahtaya vuruyorum. Hep de öyle oldu. Benim tek iş yapmayı bilme yolum bu şekilde. O yüzden söyleyebileceğim tek şey bu. O yüzden korkusuzca hiçbir şekilde borçlara, kredilere girmeye gerek yok. Asla böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Hani belki çok küçük bir kredi, çok küçük, hani çok zora sok, ama hiçbir şekilde böyle bir şeye gerek yok. Hep küçük küçük başlayıp zaten bir nokta geliyor ki iş sizden o büyük atılıma, ki ben mesela şu anda o noktadayım. Benim artık işimin mutlaka bir yatırım alması gerekiyor. Artık bu şekilde hani bir yere kadar kendini döndürüyor, getiriyor. Oradan sonra yapmak istediğiniz şeylerde bütçeler bir anda çok eksponansiyel olarak boyunuza aşıyor. Ama o zamana kadar bence kendini döndüre döndüre daha bakkala hesabı, hem de işi çok iyi öğreniyorsunuz. O zaman işi başka türlü, çünkü çok büyük bütçelerle girdiğiniz zaman daha rahat harcıyorsunuz. Küçük girdiğiniz zaman işi öğreniyorsunuz, yani mecbur neyi gerçekten harcamam lazım çok iyi öğreniyorsunuz. Peki şimdi pandemi nedeniyle işinizdeki aksaklıkları saydınız konuşurken. Ben pandemi sonrası dönem diyeceğim ama bu dönemin ne zaman nasıl geleceği de belli değil. Artık bu yeni dönem bizim yeni normalimiz oldu. Süreç nasıl ilerleyecek ve sizce bizi nasıl bir hayat bekliyor? Ve markanız bu hayatın içinde ne olacak? Hayaliniz ne? Nerede olmayı arzu ediyorsunuz? Süreç nasıl ilerleyecek? İnanın ben de birazcık endişeleniyorum zaman zaman. Bir de biz çantayız sonuçta. Hani ayakkabı, giyim falan bir tık daha, hani çanta sokağa çıkmakla çok paralel bir durum. Çok şükür sokağa çıkamamakla ilgili düşüş olmadı çantalarda, ama ileriki süreçte ben yazın güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü havalar güzel olunca ister istemez yine zaten sokağa, yani o açık hava psikolojisiyle yine birazcık çıkılabiliyor. Dolayısıyla oradaki birazcık yükselme öngörüyorum. Biz de zaten ona göre hazırlık yapıyoruz. Yazın böyle bir moral için vesaire, hani daha bir satışların artacağını düşünüyorum. Onun dışında ondan sonraki artık kışa düzelmiş olmasını umuyorum. Ama düşünmüyorum. Açıkçası düzeleceğini düşünmüyorum. O yüzden de biz müşterilerimizle direkt dirsek temasında kalmaya devam etmek bizim stratejimiz. İnternet sitemizi güçlendirmek. Bir de her zaman bizim bu zaten markamızın çok DNA'sında olan bir şey. Biz hep böyle değişik bir şeyle, hani sadece çantalar, kutu çantalar, şunlar bunlar değil. Hani ses getiren projelerle hep ortaya çıkıyoruz. İşte daha yeni 1,5 ay önce Yorganlar Pora isimli sergiyle bir işbirliği yaptık Ayça Saç'la. O bize mesela çok güzel hem tekrar bir markamızın hatırlanmasını sağladı, hem yaptığımız bu sürdürülebilirlik ve iyiliğe dair bir şey olduğu için hani hem konuşuldu, hem bize biraz nakit akışı sağladı. Çok sevindim tanıştığımıza, tekrar görüşmek. Çok, ben de öyle. Hoşça kalın. Çok teşekkürler Tülay Hanım. Hoşça kalın.